Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Ara tatil kampımızda dinleniyoruz. Enerjimizi depoluyoruz. Gerçekten de bu tatilde dinlenmeyi fazlasıyla hak ettik. Zaten yazılarımız zorlu bir şekilde geçti. Zaten LGS sürecinde bir dershane, bir okul, bir ev, bir test, bir deneme. Gerçekten yorgunuz. Ama ara tatil kampında dinlendiğimiz gibi LGS 2024'te hayallerimize ulaşmak için sözel bölümdeki en önemli konu olan paragraf konusuyla alakalı şimdi sizlere taktikler vereceğim. Arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Koltuklarımızı dikonuma getirelim ve LGS Atak kampanın ilk videosu paragraf fulleten taktiklerle başlayalım. Hadi bakalım intromuz girsin ve videomuz başlasın arkadaşlar. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da Evet arkadaşlar LGS sözel bölümde 2023'te de 2022'de de 2021'de de 2020'de de 2019'da da 2018'de de yani LGS'nin başladığı bu zamandan şu ana kadar hep Paragraf konusu en fazla çıkan soru oldu. Yani inkılap tarihi tamamen paragraftan oluşuyor. Din dersi tamamen paragraftan oluşuyor. Türkçede 20 sorunun en az 10-11 tanesi paragraf sorusu çıkıyor. Hocam sayısalda da mı var? Evet, sayısalda da fen soruları neredeyse paragraf soruluyor arkadaşlar. Yoruma dayalı paragrafları anlayabilmemiz gerekiyor. Matematikte bile böyle kısa kısa sormuyorlar. Bakın, matematik sorusu ama esasında bir metin veriyor. Bu metni anlamamızı istiyor. Dolayısıyla bizler paragraf sorularına mutlaka başarılı olmamız gerekiyor. Fakat biz bugün sizlere temelinde Türkçedeki paragraf konusuna odaklanacağız. Biz bunu iyi yapabilirsek zaten diğer derslerde çok rahat başarılı olabiliriz. Öncelikle şunu söylememiz lazım ki parçada anlam yani paragraf konusunda ana düşünce ve yardım düşünce en çok soru gelen kısımlar. Sonra bunun içinde konu var yani kelimelerden paragrafta neden bahsediliyor onu anlayabiliyoruz. Hikayenin unsurları var kişiler yer olay zaman burayı zaten bir, rahatlıkla yapacağız. Bir de anlatım biçimleri var işte açıklama betimleme öyküleme e, tartışma burası çok kolay. Düşünce geliştirme yolları da yine işte karşılaştırma benzetme, tanık gösterme, örneklendirme, sayısal verilerden yararlanma gibi bunların hepsini çok güzel anlatacağız. Ancak öncesinde şunu söylememiz lazım ki arkadaşlar bizler mutlaka paragraf soruları çözerken öncesi yapmamız gereken bazı hazırlıklar var. Bazı taktikler var. Bizler size paragrafon ve paragrafons gibi iki değerli kitabı önerdik. Bunları mutlaka alın. Bu süreyi hızlanmayı sağlıyor. Burada zaten süre yönetimi için dakikalar verilmiş her bir teste. Bu kitapta yeni nesil bir paragraf kitabı. Paragraf sorularının hepsini doğru yapmayı hedefleyen öğrenciler için içinde paragraf fix, yani fix çıkan paragraf sorularıyla alakalı taktikler var. Ardından da her bir testte 10 soruluk sizi değerlendiren çok üst seviye kalite sorular var. LGS'de çok iyi listeleri kazanmış birçok öğrenci bu kitapları mutlaka çözerek sınava girdi. Sizler de mutlaka çözün. Dersimizin sonrası mutlaka bununla alakalı ödevlerde vereceğiz. Hatta gün ödevlerine baktığımızda paragraf 10'da sayfa 10-17 arasını çözmenizi isteyeceğiz. Şimdi öncelikle paragraf çözmeye başladığımızda bilmemiz gereken bir hazırlık var ki o da şu. Fiziksel olarak hazır olmamız lazım. Yani karnımız açsa ya da susuzsak ya da uykusuzsak paragraf çözdüğümüzde muhtemelen çok fazla hatamız çıkar ve durduk yere moralimiz bozulur. Ruhsal olarak da ya bu ne işe yarar ki hemen bitse aman çözüm bitin gitin dersek bu da bizim ister hatalarımızı artırır ve bu da zaten kolay bir konuda zaten bilmemiz gereken bir konuda 10 soru yer 2-3 yanlış çıkarsa insanın morali bozulur. Hazırlık açısından birincisi dikkatimizi dağıtacak her şeyi ortadan kaldırıyoruz. Yani masamızın üstünde eğer cep telefonumuz varsa, tabletimiz varsa, başka başka şeyler varsa bu dikkatimizi dağıtır. Nasıl LGS'ye girdiğimizde bizde sıranın üzerinde sadece LGS kitapçı ve kalemler olacak ya. Sizler de paragraf sorusu çözerken sadece ve sadece paragraf kitabınızı ve kalem silginizi yanınıza bulundurmanız yeterli. Aynı zamanda aydınlatma ne uykunuzu getirecek kadar az ne de dikkatinizi dağıtacak kadar fazla olmamalı arkadaşlar. Bir de zamanı kontrol etmeniz lazım. Bizler paragrafons kitabımızda bunu sizler için yaptık. Bakın şu şekilde bir yöntem belirledik. Dedik ki. <laughs> Mesela dörtlü denemeler var. Altılı, sekizli, onlu, 12'li denemeler var. Dörtlü denemelerde ilk başta bir soru iki dakika verdik. Hocam LGS'de sayısal bölümde bir soru iki dakika veriliyor. Sözel bölümde bir soruya bir buçuk dakika veriliyor. Evet ama biz ilk başta iki dakika verdik size. İlk başta güzel güzel bir zaman verdik. Sonra yedi dakikaya düşürdük. Sonra altı dakikaya. Sonra dört dakikaya düşürdük. Yani LGS'de verilen süreden daha az bir süre düşürdük. Neden? Çünkü sizin hızlanmanızı istiyoruz. İşte sizler de bu kitap sayesinde antrenmanlı bir şekilde çözebilirsiniz. Yani mesela onlu denemede... 10 dakika verdiğimiz denemeler de var. 14 dakika verdiğimiz denemeler de var. 15 dakika verdiğimiz denemeler de var. Dolayısıyla siz her bir denemede o verilen süreye uyduğunuzda o verilen süreyi yakalamaya çalıştığınızda zamanınızı kontrol etmiş oluyorsunuz. Düzenli kitap okumak da gerçekten çok değerli bir antrenmandır. Kitap okuyun deyince öğrencilerin canı sıkılıyor ya of falan. İstediğiniz kitap okuyabilirsiniz arkadaşlar. Çizgi roman olabilir, Spider-Man olabilir, Yüzüklerin Efendisi olabilir. Sevdiğiniz herhangi bir şey. Arabalar hakkında olabilir, moda hakkında olabilir. Kitap okuyun ama yeter ki sevdiğiniz bir konuda olsun ki satırları takip ederken odaklanmanız, motivasyonunuz bozulmasın. Ama normal Milliyetin Bakanlığı'nın tavsiye ettiği eserler okursanız bu sizin için çok daha faydalı olur. Bir de dikkatini toplamak açısından kitap okumak haricinde zor geometrik şekillerin aynısını çizmekte insanın dikkatini topluyor. Bakın şöyle bir şekil var. Buna biz paradoks diyorlar. Bu şekli bakarak ya da bakmadan aynısını çizebiliyorsan gerçekten dikkat yeteneğini topluyorsunuz diyorlar. Bakın görüyor musunuz? Sanki böyle üçgen sürekli devam ediyormuş gibi. Ben şimdi çok güzel çizemedim ama sizler bunu daha iyisini çizebilirsiniz. Buradaki her bir orantıyı aynen yavaş da olsa çizdiğinizde bu sizin dikkat yeteneğinizi geliştiriyor arkadaşlar. Gürültülü ortamlarda da ders çalışabilirsiniz. Yani kardeşim gürültü yapıyor, annem televizyonu kapatmıyor, yukarıdan komşudan ses geliyor, sokaktan ses geliyor. Bunlar sizin için iyi. Çünkü gürültülü ortamda ders çalıştığınızda hiçbir şeyin dikkatinizi dağıtmaması için odaklanacaksınız ve bu her ortamda artık başarınızı artıracaktır. Bunun için bazen kafelere falan da gidebilirsiniz. Ama en iyi ders çalışma ortamı nedir hocam derseniz söyleyeyim. Kütüphanelerdir arkadaşlar. Bir de hafıza egzersizleri yapabilirsiniz. Bunun için de zaten LGS İngilizce'de öğrenmeniz gereken bir sürü kelime var. Öyle değil mi? Friendship'te, Teen Life'ta, in the kitchen'da yok işte ne bileyim adventures ünitesinde turizm ünitesinde bunları ezberleyin arkadaşlar. Bu kelimeleri yanınıza küçük kartlar alarak bu küçük kartlara öğrenmeniz gereken kelimelerin önüne İngilizcesini arkasına Türkçesini yazarak farklı farklı yerlerde bu kelimelere çalıştığınızda sadece İngilizce değil sayısal bölümde fendeki kavramlar olabilir sözel bölümde inkılap tarihi dersinde işte teşkilatı esasi ediyor veyahut da tevhidi tedrisat diyor veyahut da işte e, milli bağımsızlık diyor bu kavramları önüne Türkçesini Arkasına da açıklamasını yazarak çok güzel hafıza egzersizleri yapabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Öğrenmeniz gereken ezbere dayalı bilgileri masada değil de evde, kantinde, halanıza, teyzenize, banyoda, tuvalette gördüğünüz zaman aklınıza daha iyi kalıyor. Bir de şu çok önemli arkadaşlar. Paragraf sorularını çözerken hani hepiniz basket oynuyorsunuzdur, basketi seviyorsunuzdur. Basket atarken şöyle hadi atmazsın. Şöyle bir konsantre olursun. Beklersin potayı görürsün. içinden şöyle bir bismillah çeker dikkatli bir şekilde atarsın öyle değil mi? Neden? Çünkü orayı artık sonuna kadar yaklaşmışsın artık güzel atman lazım. İşte paragraf sorusunu çözerken de okudun, seçenekleri eledin, kelime kontrolünü yaptın. Tam olarak cevaba emin olduğunuzda ilk aklınıza gelen seçeneği işaretleyin arkadaşlar. Sanki attığınız her bir doğru yaptığınız her bir soruyu attığınız bir basket gibi düşünün arkadaşlar. Yani Potaya basket atarken ne kadar dikkat ediyorsanız soruların cevaplarını işaretlerken de o kadar dikkatli olun. Şimdi bazı bilgiler vereceğim. Mesela diyelim ki görsel ve infografik sorular günümüzde çok fazla soruluyor. Mesela sözel bölümde 2023 yılında yani geçen sene Bakın bir tane e, sözel mantık sorusu vardı. Bu görsel grafik, grafik sorusu. Yani bunu okuduğunu anlama sorusu. Bu da grafik sorusu. Bunları veya bu da grafik sorusu. Bakın bir, iki, üç tane net bilgi dayalı olmayan görsel yorumlama ve infografik sorusu sorulmuş. Bu tarz sorularda arkadaşlar bilgilere odaklanıyorsunuz, yorum katmıyorsunuz. Yani benden ne istiyor diyorsunuz soru kökünü okuyorsunuz mesela hangisine ulaşılamaz veya hangi söylenebilir diyor ve bana ne vermiş demeniz gerekiyor yani size verdiği şeyin haricinde bir şey e, işaretlememeniz gerekiyor arkadaşlar. E, dikkat gerektiriyor bu tarz sorular çünkü Milletin Makanı diyor ki öğrenci zeki olabilir, akıllı olabilir, çalışkan olabilir ama acaba dikkatli mi? Acaba Anadolu Lisesi'ne gittiğinde, Fen Lisesi'ne gittiğinde, Sosyal Bilimler Lisesi'ne gittiğinde, Anadolu Lisesi'ne gittiğinde orada İngilizce öğrenecek, Almanca öğrenecek, Fransızca öğrenecek, Arapça öğrenecek, Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya bir sürü şey öğrenecek. Onlardaki bilgileri okurken dikkat edebiliyor muyum, buna bakıyorlar. Kendi tablonuzu oluşturabilirsiniz. Olumsuz değinilmemiştir, söylenemez, çıkarılamaz, yanlıştır gibi soru köklerine dikkat ediyoruz. Ve sonrasında da doğru cevabı az önce söylediğim gibi ...basket topunu potaya atar gibi dikkatli bir şekilde işaretliyoruz. Şimdi gelelim ana düşünce, konu ve diğer kısımlara. Burayı da anlatacağım şimdi sizlere arkadaşlar. Hikayenin unsurları çok basit. Ben burada hemen hızlıca anlatmak istiyorum. Çünkü sizler zaten zekisiniz bu konuyu biliyorsunuz. Hikayenin unsurlarına bir kişiler var. Metnin içerisindeki kahramanlar... ...işte olayları ve durumları yaşayan e, va, e, şahıslar kişileri gö gösteriyor bize... Aynı zamanda yer var. Kahramanların, kişilerin, varlıkların yaşadığı olayların geçtiği ortama, mekana biz yer diyoruz. Bir de zaman var. Olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süre. Mesela diyor ki bir Temmuz sabahıydı diyor. Veya bir pazar günüydü diyor. Bunların her biri hikayenin zamanı oluyor. Bir de hikayede kişilerin başından geçen olaylara da biz tabii ki olay diyoruz. Bununla alakalı çıkan sorulara baktığımızda son derece net, çok rahat sorular olduğunu görüyoruz. Bizler hem paragraf onsa. Önce paragrafımda bunlarla alakalı çok güzel soru örnekleri verdik. Bu konuda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Burada şuna dikkat edin. Bazen zaman belirgin olmayabiliyor yani belli etmiyor. O durumda hangisi zaman unsuru belirgindir veya belirgin değildir derse... ...veya hangi unsur belirgin değildir dediği zaman seçeneklerde zamana dikkat edin arkadaşlar. Şimdi geldik ana fikire. Parçada okuyucuya verilmek istenen asıl düşünceye biz ana düşünce diyoruz. Ana düşünce parçayı kapsar nitelikte genel bir yargıdır ve parçayı tek cümleyle özetleyecek olsak işte o cümle bu parçanın ana düşüncesi oluyor. Ana düşünce bazen parçanın sonlarında olurken bazenden kastımız baya bir bazen yani yüzde doksan parçanın sonunda oluyor. Bazen ilk cümlede olabiliyor. Bazen ilk ve son cümlede bazen de metnin geneline yayılabiliyor. Ana fikir yani ana düşünceyle alakalı soru kökleri şu şekilde oluyor. Asıl anlatılmak istenen nedir? Ana fikri hangi cümlededir? Metnin ana düşüncesi hangisidir? Vurgulanmak istenen nedir? En kapsamlı yargı nedir? Bu metnin ana fikri nedir şeklinde bize Sorular yöneltiliyor arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Bakın benim en çok dikkat ettiğim en fazla sınavlar çıkan yöntem şudur. Şöyle bir başlıyor diyor ki... ...la la 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 ilerliyor. Sonlara doğru kısaca diyor ve ardından bize ana düşünceyi veriyor arkadaşlar. Veyahut da la 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 bir şeylerden bahsediyor. Özetlemek gerekirse diyor ve ardından ana düşünceyi veriyor bize. Veyahut da böyle gidiyor la 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 diyor. Sonra yani diyor ve ardından ana düşünceyi veriyor. Dolayısıyla kısaca, özetle, yani gibi kelimelerden sonra gelen cümlelere dikkat edin. Veyahut da yine bu da çok çıkıyor. Böyle anlatıyor işte bir şeylerden bahsediyor, bahsediyor, bahsediyor... bahsediyor. Oysa diyor yani ben bunları anlattım oysa önemli olan budur diyor ve oysa'dan sonra da ana düşünce gelebiliyor. Veyahut da böyle gidiyor 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 işte ama ancak ne var ki dedikten sonra da bize ana düşünceyi veriyor. Bazen de ana düşünceyi veriyor. Sonra da diyor ki örneğin diyor yani bu anlattığım ana düşünceye örnek olarak şunları örnek verebiliriz diyor. Dolayısıyla Kısaca özetle yani oysa ne var kilerden sonraki cümleler örneğinden önceki cümlelere de dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Yardım düşüncelere baktığımızda yardım düşünceler bir metninde genellikle yoktur, söylenemez, düşünülemez, denilmemiştir gibi sorularla soruyor. Ata bakın burada soru köklerini gösterelim. E, hangisi çıkarılamaz, hangisine ulaşılamaz, hangisine denilmemiştir, Hangi söylenemez diyorsa bu yardım düşünce sorusu oluyor. Bakın hatta şöyle bir örnek gösterelim. Şimdi burada... İlk başta soru kökünü okuyoruz. Sonra şöyle seçeneklere bakıyoruz. Bak göçmen kuş, gök bilimci, gereksiz aydınlatma, çevreci tepkileri. Bu seçenekleri de bir irdeledikten sonra hemen paragrafımıza geçiyoruz. Şimdi bak burada mavi yazılan cümle A seçeneğinde var. Göçmen kuşlara zarar verdiğini burada söylemiş. Ben şimdi soruyu çözmeyeceğim. Çünkü burada taktik veriyoruz. Anlatılmak istenen şey şu. Burada eğer sen bu cümle okuduktan sonra A seçeneğiyle eşleştirebiliyorsan A seçeneğini eliyorsun. Mesela şu cümle C seçeneğiyle eşleşiyor. Zaten renkleriyle de vurguladık. Veyahut hatta ee, buradaki gök işini zorlaştırdı da buraya söylüyor. Genellikle de son cümlede söylediğini A, B'ye koyuyor. hani sen biraz yorul kafan karışsın diye. Hani bunu buraya bunu buraya koymuyor genelde. Biraz değiştiriyor. Buna da hazırlıklı olun. Yani bu tarz sorularda normalde bizim paragraf sorularındaki taktiğimiz nedir? Hani bir paragrafın kendi metni vardır. Öyle değil mi? Bir soru kökü vardır. Bir de A, B, C, D seçenekler vardır. Biz ilk başta ne yaparız? Bir soru kökünü okuruz. Sonra paragrafı sonra seçenekleri okuruz değil mi? Yardım düşünce sorularında yani hangisine değinilmemiştir sorularında. Bir önce paragraf okuyoruz. Sonra iki saniye şöyle bir seçeneklere bakıyoruz. Seçeneklerde böyle işte 1453 diyorsa, Ankara diyorsa, İstanbul diyorsa böyle özel isim tarih varsa onları bu paragrafın içerisinde da bize çok ciddi zaman kazandırır arkadaşlar. Yardım düşünce soru köklerini zaten söylemiştik. Geliyoruz paragrafta konuya. Bu da çok sorulan bir soru tipi ve çok kolay. Üzerinde durulan her türlü kavrama konu diyoruz. Parçada en çok tekrar edilen sözcükler yani anahtar kelimeler bize genellikle konuyu veriyor. Ve konu da genellikle ilk cümlelerde açıklanıyor arkadaşlar. Mesela bak tohumlarını yaymaya tohumlar yayılır. Tohumlar 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 yayılır. Bu metinde bak burada tohum kelimesi var. Tohum kelimesi var. Dolayısıyla siz doğru cevabın içerisinde mutlaka tohum kelimesini aramanız lazım. Bazen birçok seçenekte tohum olabilir. Bazen hiç olmayabilir. Dikkatli olmanız gerekir arkadaşlar. Burada çok önemli. Anahtar kelimeler metnin konusunu veriyor. Mavi yazılan kelimelerin anahtar kelime olduğunu hissetmelisiniz. Hocam sınavda mavi yazmayacak ama sen onu görebilmelisin. O sana bağırır zaten. Bazen Anadolu anahtar kelime olur. Bazen yalnızlık anahtar kelime olur. Bazen başarı, bazen tohum. Üzerinde en çok durulan durum veya olay bu metnin, bu parçanın konusu oluyor arkadaşlar. Şimdi Devam ediyoruz. Bir de anlam ve anlatım özellikleri var. Bunları da genel olarak bilmemiz lazım. Bunları bir metinde böyle anlatıyor, 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 anlatıyor. Sonra özetlemek gerekirse kısaca diyerek bunların önemini vurgulayan sorular soruluyor. Özgünlük arkadaşlar farklı olmak demektir. İştenlik samimiyet demektir arkadaşlar. Akıcılık rahat okunabilen eserler akıcı eserlerdir. Özlülük az sözle çok şey anlatmaktır. Mesela şöyle söyleyeyim. E, Ata sözleri özlü sözlerdir arkadaşlar. Yani damlaya damlaya gör olur diyor ama uzun uzun sayfalarca yazı yazabilecek bir cümle söylemiş adam esasında. Niye? Küçük küçük birikimler bize büyük sermayelere ulaştırır. Tasarruflu olmalıyız, dikkatli olmalıyız, sabırlı olmalıyız gibi. Güncellik zaten zamana uygun, çağına uygun ifadeler içermek demektir. Açıklık her okuyanın aynı anlamı çıkarabileceği açık anlatımlardır. Zaten birazdan anlatım biçimlerinde açıklayıcı diye anlatım var. Bu bize bilgi verir. Öğretme amaçlıdır ve ders hesaplarında açıklayıcı anlatım vardır. Yani her okuyan aynı anlamı çıkarır. Kapalık ise genellikle şiirlerde vardır. Her okuyan farklı anlamlar çıkarsın, kendince yorumlar kalsın isterler. Yerellik bir bölgeye özgü. Mesela Anadolu insanı anlatıyorsan yerel bir şey anlatmışsındır. Güneydoğu'yu anlatıyorsan yerel bir şey anlatmışsındır. Ama evrensel tüm insanlığı ilgilendiren şeyler evrenseldir arkadaşlar. Tutarlılık çelişmemektir. Yani eğer sen çelişmeyen, ters düşmeyen birbiriyle tutarlı ifadeler anlatıyorsan iyi bir yazarsın, iyi bir sanatçısındır. Sürükleyicilik akıcılığın biraz daha hızlısı. Yani artık bırakamıyorsun. Kitabı bir okuşta bitiriyorsun. Çok keyifliyse bu sürükleyicidir. İştenlik samimiyet burada zaten söylemiştik. Duruluk da gereksiz sözcükler kullanılmaması Duruluktur arkadaşlar eğer sen duruluk ilkesine Uymadıysan anlatım bozukluğu yapıyorsundur. Bir sürü gereksiz sözcük kullanıyorsun demektir. Şimdi anlatım biçimlerini zaten biliyorsunuz ama bir kez hatırlatalım. Bir paragrafı okudunuz. Size bilgi verdiğini görüyorsanız ders kitabı gibi, ansiklopedi gibi bilgi veriyorsa bu açıklayıcı paragraftır arkadaşlar. Eğer bir olay, bir öykü, ee, bir olay, bir öykü, bir masal, bir romandan alınmış bir metin varsa bu öyküleyicidir arkadaşlar. Bir şeyler zihnimize canlandırılıyorsa, adeta bir şeyin resmi çiziliyorsa bu betimlemedir arkadaşlar. Yazar bizimle konuşuyor gibi ise, sohbet ediyorsa bu da arkadaşlar tartışmadır. Tartışma deyince indir elini ne yapıyorsun kardeşim falan o değil. Tartışma sohbettir arkadaşlar konuşmamasıdır. Düşünce geliştirme yollarında tanımlama bu nedir sorusuna cevap veren cümlelerdir. Yani şiir nedir? Şiir duyguların dile getirildiği edebi türdür. Dersen bu tanım cümlesidir ama şiir okuyucuya seslenmelidir cümlesi tanım cümlesi değildir. Şiir Anadolu insanı yansımalıdır cümlesi tanım cümlesi değildir. Şiir çok güzeldir. Bu da bir tanım cümlesi değil. Niye? Çünkü şiir nedir sorusuna cevap vermiyor. Tanık gösterme anlatılanlarla alakalı kendine tanık gösterme, kendini desteklemek için önemli bir kişinin sözünü tırnak içinde aktarmaktır. Karşılaştırma cümlelerinde bu böyledir, şu ise şöyledir. Bu daha böyledir. En çalışkan budur. ise kadar gibi ifadeleriyle biz karşılaştırma yaparız, kıyaslama yaparız. Örneklemede örneğin misal, söz gelimi gibi ifadelerle bir konu hakkında örnekler verilir. Sayısal verilerden yararlanırken oranlar, sayılar, miktarlar, veriler vardır arkadaşlar. Benzetmede ise gibi kelimesi ve andırıyor kelimesi bizim için anahtar kelimelerdir. Annesinin dişleri inci gibiydi diyoruz hep. İşte orada bir benzetme var. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi paragrafla alakalı en önemli taktiği söyleyeyim size arkadaşlar. Paragrafla alakalı en önemli taktik bol bol soru çözmektir. Mutlaka Paragrafon kitabınızdan, Paragrafon's kitabınızdan sene boyunca günde 10'ar soru çözdüğünüzde zamanla gerçekten hiçbir soruyu kaçırmadığınızı göreceksiniz. Bu kitabımıza süre yönetimine dikkat ettik. Bu kitabımıza taktikler verdik ve size çok güzel sorular sorduk. Bu iki kitabı bitirdiğinizde ve ödevlendirmenizi güzel bir şekilde yaptığınızda emin olun İkinci dönemde girdiğiniz her dönemde paraf sorularında full yapacaksınız inşallah. Bizler sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. İnşallah LGS'de en yüksek netlere ulaşır ve hayallerinizdeki liselere hop çıkılop girersiniz. Hadi bakalım ödülü soru bekliyoruz. Donguç Dersane sundu.